Bak şimdi. Hula Hoop'la tek vücut gibi hareket etmelisin. Odaklan ve yeniden dene bakalım. Tamam. Ben de sana alkışla eşlik edersem daha kolay yaparsın. Hop 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 hop. Gerçekten yapabiliyorum. Yaşasın. Çok zevkli. Anne, o kadar çok şeyi nasıl bilebiliyorsun? Anneler her şeyi bilir. Al bakalım bir tane kurabiye. Yeni yaptım. Limon bak, uçurtma yaptım ama uçmuyor. Niye uçmuyor ki bu acaba? Çıt çıt teyze, bu niye uçmuyor ki? Bakın göstereyim. Uçurtmanın ipini çok sıkı çekmemelisiniz. Çok gevşek de bırakmamalısınız. Gerisini rüzgar halleder. Bakın, tutmak ister misiniz? Harikasın anne. Olamaz. Aferin. Harikasın çıt çıt teyze. Ha? Ay çok güzel. Hayatım. Efendim canım. Bugün çok önemli bir toplantım var. İnternetten yemek satışı yapan bir şirketle. Ama hangi kravatımı takmam gerektiğine bir türlü karar veremiyorum. Kırmızı mı yeşil mi? Tabii ki kırmızı. Hem sizin şirketin arması kırmızı, hem de kırmızı kravat özgüveni simgeler. Sen olmasan ne yapardım ben? Kurabiye. Bu lezzete nasıl hayır diyebilirim? Görüşmeye gittiğim şirketin böyle kurabiyeleri olsa sipariş yetiştiremezlerdi. Ay çok teşekkür ederim. Ah tabii ki. Elbette. Ben de yaptığım yemekleri internetten satacağım. Hatta bir gün ülkenin en ünlü şefi olacağım. Ama niye ki? Babişko, evde anneme ihtiyacımız var. Başka işlerle uğraşırsa bize nasıl vakit ayıracak? Çocuklar, benim acil çıkmam lazım. Toplantıya geç kalıyorum. Ha, sizin şu kulübünüzün adı neydi? Çatlak Yumurtalar. Ha işte, bu görevi size bırakıyorum. Ha. Göreyim sizi. Annemin bu işe girmesine engel olmalıyız. Bence de, bence de. Hadi, hadi. İyi akşamlar. Ben Proto. Kurye Proto. Atayım, tetiğim, çeviğim. Harikayım. Siparişleri almaya geldim. Buyurun. Hayatım, bu kurabiyeleri yeni mi yaptın? Hayır. Yeni yaptıklarım olmadı. Bugün işlerim hep aksi gitti. Bütün gün çocuklar sana yardım etmediler mi? Limon, zeytin. Gelin bakayım buraya. Efendim babişko. Geldik. Kurabiyeler nerede? Çocuklar, bu işi size bırakıyorum demedim mi sabah ben size? Babişko, sen öyle deyince biz yanlış anladık sanırım. Ve bütün gün çıt çıt teyzeye tuzak kurdum. Yani kurabiyeleri yapamasın da bizle ilgilensin diye. Demek sizin yüzünüzden işlerim hep aksi gitti, öyle mi? Biz öyle bir... Evet ama çok pişmanız. Özür dileriz. Bakın, şimdi daha kötü oldu değil mi? Sizin için yaptığım kurabiyeleri vermek zorunda kaldım. Eyvah. Benimi toplarım anne. Ben de çöpleri dökerim. Ben ne yapayım peki? Sen hala burada mısın? Koş siparişleri yetiştir. Yarına yapacak daha çok kurabiyemiz var. Artık siz de bana yarın yardım edersiniz. Yaşasın. Bundan sonra Çatlak Yumurtalar yeni işinde sana hep yardım edecek anne. Bence de. Ama o elindeki şeker değil, tuz kavanozu çıt çıt teyze. Üzüldü sizi. Ne oldu? Ne oldu? Hadi söyle ne oldu? Sessiz ol. Babişko anlayacak. Yine bir macera kokusu alıyorum. Konu nedir? Yarın Babişko'nun doğum günü. Ona bir sürpriz yapmayı düşünüyorum. Ne? Babişko'ya sürpriz mi yapacak? Biraz heyecanlandım da. Sürpriz nedir? Ben de bulmaya çalışıyorum. Birlikte düşünelim mi? Thank you.
Başka ne olabilir ki? Ne? İşte bu kadar. Ta-ta-ta-tam. Gayet iyi fark ettim. Sen. Ta-tam. Ben Proto. Hokkabaz Proto. İşte buyum. Atayım, tetiğim ve çeviyim. Hokkabazlıkta birinciyim. Büyük bir hayranınızım. Hemen içeriden fotoğraf makinemi alıp geliyorum. Çekilin. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Partisi yapacağız da yarına kadar buradaysanız azıcık da olsa partiye katılıp 1-2 numara yapar mısınız? Ne olur lütfen. Yarına kadar buradayım. Yaşasın! Ama partiye katılamam. Ama niye ki? Çünkü uzun süredir görmediğim arkadaşlarımı ziyarete geldim çocuklar. Aman gelmezse gelmesin. Biz de kendi gösterimizi yaparız. Gerçekten mi? Çatlak yumurtalar iş başında. Bayanlar ve baylar, şimdi de gecenin sürprizi. Karşınızda çatlak yumurtalar gösteriyor ki. Harika. Abrakadabra. Tebrikler. Müthişsiniz. Şimdi. Peki limon nerede? Sanırım teknik bir... Dışarıdan gelecek değil mi? İyi numara. Ta-dam! Sürpriz! İnanamıyorum. Hokkabaz Proto benim evimde. Ben büyük bir hayranınızım. Pekala, o zaman hayran kalacağınız 1-2 numara gösterin. ama Zeytin, limon nerede? İşte karşınızda. İşte sonunda limon geldi. İyi ki doğdun babişko. İyi ki doğdun babişko. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun babişko. Çok teşekkür ederim. Hayatımda gördüğüm en güzel doğum günü sürpriziydi. Bence de. Bir şey soracağım. Gerçekten de bu numarayı nasıl yaptık Proto? Mesleksin. Bir yılda tam 4 mevsim vardır. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Neymiş çocuklar? İlkbahar. Dur, yapma dedim sana Zeytin. Hadi şimdi hep beraber tekrar edelim. Öğretmen Gürçek. Limon, bir şey mi söylemek istiyorsun? Hayır. Söyle bakalım ben ne anlatıyordum? Sen söyle bakalım Zeytin. Limon'un söylediklerine aynen katılıyorum öğretmen. Bugünlük bu kadar çocuklar. Hepinize iyi günler. İyi günler. Kurtulduk. Ha, bu arada Limoncuğum. Okuldan çıkınca size uğrayacağım. Annene söylersin. Ama niye ki? Sen kurtulamadın Limon. Öğretmen Çıt teyzeye şikayet edecek seni. Annem derste uslu durmadığımızı öğrenecek. Peki annem ilk kimi arayacak tahmin et. Eyvah! Annemi! Of! Şimdi ne yapacağız? Öğretmenin size gitmesini engelleyeceğiz elbette. Ama nasıl ki? Çatlak yumurtalar iş başında!
Galiba aklıma bir şey geldi. Annenlerle gittiğimiz alışveriş merkezini hatırlasana. Büyük indirim vardı hani. Hani şu ezilme tehlikesi atlattığımız indirim mi? Evet. Zor kurtulmuştuk gerçekten. Yani öğretmenimizi alışverişe mi göndereceğiz? Bak şimdi, plan şu. Öğretmen alışverişte kendini kaybedecek ve size uğramayı unutacak. Şu kırmızıyı versene. Öğretmenlere özel indirimler var diye yazacağım bu afişe. Tada! Harika oldu bu afişler. Bence de, bence de. Hiç vakit kaybetmeden bütün mahalleye asmalıyız bunları. Oh! Bu son ağaç. Oh! İyi yapıştır da gidelim artık. Oh, bittim ben. Hop. Ben Proto. Temizlik görevlisi Proto. Atayım, tedeyim, çeviyim, harikayım. Bütün ilanları toplayalım. Çocuklar, çevreyi temiz tutun. İzinsiz ilan yapıştıranları uyarın. Hop! İyi akşamlar öğretmen hanım. İyi akşamlar. Öğretmen mi? Planlarımıza başlayalım. Plan işe yaramadı. İnanmıyorum. Ne zormuş bu iş. Keşke zamanında dersi dinleseydik de bu kadar uğraşmasaydık bunlarla. Bence de. Aa, öğretmen hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anne, biz dersi dinlemedik. Öğretmenimiz onu söylemeye geldi. Ama bir daha olmayacak. Söz veriyorum. Evet, ben de söz veriyorum. Sabahtan beri yorgunluktan, şey yani üzüntüden kahrolduk. Bak nasıl kahrolmuşum. Aa, ben sizi şikayet etmek için gelmedim ki. Ne? Çıt Çıt Hanım'dan bizim okulun kermesi için bir ricamız olacaktı. Şu meşhur kurabiyelerinizden bize yapar mısınız diye sormak için gelmiştim. Kurabiye mi? Hem kermesin tanıtımı için afişlere de ihtiyacımız olacak. Onlarla da belki çocuklar ilgilenir. Bu konuda fazlaca pratik yapmıştık. Kurabiyeler hiç sorun olmaz da ne ders dinlememesiymiş bu bakayım? Biz iyisi mi şu kermes afişleri üzerinde çalışmaya başlayalım. Değil mi bu? Afişleri güzel güzel şey yapalım. Yok artık daha neler! İnanılmaz bir üçlük! Zeytin yine takımını kurtaran oyuncu oluyor! Zeytin! Zeytin! Ha? Duydun mu? Okulun basketbol seçmeleri varmış. Ne? Ne zaman? Nerede? Evet! Hem de bugün! Burada! Yürü 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 yürü! Seçmelere kayıt yaptırmaya gidiyoruz. Bu tam çatlak yumurtalara göre bir iş. Dur sakin ol! Ben çoktan kaydımızı yaptırdım bile Zeytin. Okul çıkışında burada olacağız. Ha. Pekala çocuklar. Şimdi alan savunmasından adam adama savunmaya geçeceğiz. Merhaba. Basketbol seçmeleri başladı mı? Evet. Kaçta başlıyor seçmeler? Bir ses geliyor ama nerede? Hey! Aşağıdayız biz. Bak sen. Kimler varmış burada? Fazla yaklaşmayın çocuklar. Kafanıza basket topu falan gelmesin. Çok ağırdır söyleyeyim. Biliyoruz. Biz de zaten basketbol seçmelerine katılmaya geldik. Şaka mı bu? Sana soran da suç zaten. Yürü Zeytin, biz koçu bulalım. Bence de. Ben Proto, basketbol koçu Proto. Atayım, tetiğim, çeviyim, harikayım. Seçmeleri ben yapıyorum ve sizi takıma almıyorum. Ama niye ki? Nasıl yani? Sizin gibi ufaklıklar basketbol oynamazlar. Ha? Say, buradan bakınca potayı görebiliyor musunuz siz? Aşağıda havalar nasıl çocuklar? Üzülmeyin ufaklıklar. Birkaç sene sonra tekrar gelirsiniz. Yine de o zamana kadar isterseniz takımda malzemeci olabilirsiniz. Takımda mı? Malzemeci mi? Evet. Malzemeci nedir biliyorsunuz değil mi? Ama kesin takımda çok önemli bir görevdir.
olacak mıyız? İnanamıyorum. Yedek bile değiliz, yedek. Sadece takımı kenardan izleyip ne gerekiyorsa getireceğiz. Hazineciler, sular nerede kaldı? Hemen suları getirin. Koş. Koş. Havlular nerede kaldı? Havlu, 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 havlu. Bir toplar da yok. Toplar nerede? Topları getirin. Toplar nerede? Ya kukaları nereye bıraktınız? Hemen kukaları getirsiniz. Kuka, 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 kuka. Nedir bu haliniz çocuklar? Çok yorgun görünüyorsunuz. Malzemeci olmak ne zor şeymiş anne. Ve hiç zevkli değil çıt çıt teyze. Biz ne zaman basketbol oynayabileceğiz? Çocuklar, gelin bakayım böyle. Ben de sizin yaşınızdayken kurabiye yapmak istiyordum. Çok uzun zaman annem elime kepçe bile almama izin vermedi. Ama kurabiye yaparken beni hep yanında tuttu. Onu izlememi söyledi. Nasıl yani? Anneler yemek yapmayı kendiliğinden bilmezler mi? Hayır elbette. Ben de yemek yapmanın kurallarını, püf noktalarını, doğru ve yanlışlarını izleyerek öğrendim. Yani siz de izleyerek daha güzel basketbol oynamayı öğrenebilirsiniz. Evet, boyumuz uzayınca da çok iyi birer basketbolcu olabiliriz. Hatta iyi bir koç bile olabiliriz. Yaşasın! Hey! Kurabiyeler! Çocuklar, takım yeniliyor. Benim de kalemim bitti. Hemen bana yeni kalem getirin bakayım. Buyur koç. Dikkat ettiniz mi bilmem ama karşı takım alan savunması yapıyor. Üç numarayı dışarıda topla buluşturabilirsek maçı kazanırız. Hı? Peki karşı takımın yıldız oyuncusunu nasıl durduracağım? Önde oldukları için hücum süresini sonuna kadar kullanmak isteyeceklerdir. Bu sırada adam adama savunma yaparak topu alabiliriz. Yani. Hadi kahvaltını yap, sonra zeytini alırsın. Zeytin daha gelmedi mi? Of. Saat kaç? Saat yarım oldu. Ne? Yarım mı? Zeytin kalk çabuk. Kalk 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 kalk. İmza almaya gideceğiz. Çabuk uyan zeytin. Çabuk aç dedim sana kapıyı. Öğlen oldu neredeyse. Hadi kalk. Ne oluyor? Zeytin çabuk uyan. Uyan. Sevimli ifadeni takınma. Geliyorum şimdi ayakkabılarımı giy. Ama imza gününe geç kalmayalım diye uyandırmıştım. Ne? İmza günü mü? Durun çocuklar. Babişko bıraksın sizi. Uzak değil çıt çıt teyze. Hemen şurası. Siz bilirsiniz ama dikkatli olun. Lütfen acele etmeyin. Yavaş yavaş lütfen. Yavaş yavaş. Biraz kuyruk yavaş. Var ama bize de sıra gelecek sonunda. Arkadaşlar gireceksiniz. Lütfen lütfen heyecanlanmayın. Acele etmeyin, hepinizi alacağız. Hem sen bundan sonra sen giremez. Ama niye ki? Hem sen kimsin? Kimsin sen kimsin? Dadam. Ben Proto. Özel koruma Proto. Bu işte buyum. Atayım, tetiğim, çeviyim, dikkatliyim. En önemlisi buranın hakimiyim. Tabii tabii. İçerisi tıklım tıklım ufaklıklar. Yalnızca bir kişilik yerimiz kaldı. Yani sadece biriniz girebilir. Sen gir. Sen sen. Sen gir. Çok sen gir. Sen gir. Sen sen. Onu görmek istemiyor musun? Ama sen de benim kadar istiyorsun. Canım arkadaşım. Anca beraber kanca beraber. Anne kadar duygulandım. Anne kadar dostça bir görüntü. O zaman ikinizi de içeri almıyorum. Burada da duramazsınız. Hadi, hadi şimdi doğru evinize. Bekleme yapmayın. Görürsün. Biz mi göremeyecekmişiz? Sen bizi hiç tanımamışsın Proto. Çatlak yumurtalar iş başında.
ufaklıklar. Benimle baş edemez. Çek şu ayağını Zeytin. Sen de kafanı çek, kafanı. Nereye böyle ufaklıklar? Ay şey. Buyurun hanımefendi. Sadece tek kişilik yerimiz kaldı. Merhaba. Geçebilirsiniz. Teşekkür ederim. Sağ ol Prato. Oo, yine yakalandınız ufaklıklar. Artık burada bile duramazsınız. Hadi bakayım arka kapıya. Hadi. Değil içeri girmek, ön kapıda bile bekleyemiyoruz. Al işte arka kapı. Ama dünden beri onu görmeyi beklemiştik. Bu başımıza gelebilecek en kötü şey. Tamam, burası serbest. Gelebilirsiniz. Çabuk 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 beni takip edin. Hı, geldi. Ah, yine mi siz? Sen söyledin ön kapıda durmayın, arka kapıya geçin diye. Oradan da mı kovacaksın Prato? Bu o değil mi? Evet. İçerideki kargaşa nedeniyle imza iptal oldu. Kimse imzalamadı. Çocuklar, ben sizi çok üzdüm. Kendimi bir affettireyim size. Ne dersiniz? Ama bir dakika bekleyin beni. Hemen geliyorum. Anne, bir tek biz imza aldık. Tanıştık bile. İçeri girebilseydik asla alamazdık Çıt Çıt teyze. Başınıza gelen en kötü şey bile güzel bir şeye neden olabiliyormuş demek ki. Değil mi? Bence de, bence de.